Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bilim felsefesine devam edeceğiz. Bugün de bilime farklı yaklaşımlar üzerinde duracağız ki bilimde gerçekten de önemli bir konu. Çünkü bununla ilgili çok soru geldi geçmişte ve gelmeye de devam etmekte. İlk olarak bilimin ne olduğu konusunda farklı yaklaşımlar nelerdir diye soracak olursak, bununla ilgili öncelikli olarak ürün olarak bilime yaklaşımı ele alalım arkadaşlar. 20. yüzyılda özellikle bu anlayış kendini çok hissettirmiştir. Bu düşünceyi savunan mantıkçı pozitivistlere göre bilimin işlevi bizim dışımızda var olan olgusal dünyayla bizdeki mantıksal yapı arasındaki olguların oldukları gibi betimlemek ve açıklama üzerine yoğunlaşmıştır. Onlara göre bilimsel bilgi olma iddiasındaki bir cümle doğrudan doğruya olguları dilsel olarak eğer ifade ediyorsa anlamlıdır. Ama bir cümle veya önerme olgusal olarak doğrulanabilir bir biçimdir. Ve onlara göre bilimin tüm anlamlı önermeleri aynı zamanda doğrulanabilir önerme olmalı. Mantıksal bağıntıların yardımıyla da öne sürülen yeni varsayımlar deney ve gözlem tarafından doğrulanırsa kuram geçerli, yanlışlanırsa geçersiz olmuş olur. Burada özellikle karşımıza çıkan 3 tane düşünür var. Bilimi ürün olarak kabul eden düşünürler. Carnap, Reichenbach ve Hempel olmak üzere. Özellikle Reichenbach'a göre baktığımızda arkadaşlar, sembolik mantık diliyle düşünerek anlaşılabilir ve açıklanabilir bir hale geldiğini bilimin tanımlamıştır. Ona göre bilimsel metinleri çözümlemek için mantık dilini kullanarak önce bilimsel metni ifade eden dil yapısını çözümlememiz gerekir. Ve bilimsel metinlerdeki önermelerimiz sembolik mantık dilindeki doğru ve yanlış değerleriyle çözümlenebilir. Ve bu durum sonucunda da incelenen metnin genel geçer bir bilgi olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Ve bu şekilde anlamlı olan önermeler bilgi olarak alınabilen önermelerdir ve yalnızca bu tür önermelerin bilimsel bir niteliğe sahip olduğunu savunur. En basitinden mesela işte şu anda kar yağıyor ya da şu sınıfta gürültü, şu sınıftan gürültü geliyor gibi bir önerme düşünün. Bunları gözlemlediğinizde doğru olup olmadığını teyit edebilirsiniz, onaylayabilirsiniz. İşte teyit edildiğinde, onaylandığında ne olur? Artık bilimsel bilgi haline gelebilir şeklinde bir ifade de bulunmakta. Onun için mantıkçı pozitivizmin üzerinde durduğu en önemli kavram doğrulama kavramıdır arkadaşlar. Bakın onlar için en önemli kavram doğrulama kavramı. Bu kavram üzerinde en çok çalışan da Carnap'tır. Ona göre sembolik mantık doğru ya da yanlış bir bilgiyle uğraşmaz aslında. O bilime ait metinlerin çözümleyici bir organonu yani gereci olarak görmüş. Gözlem ve deneyden gelen bilgilere ait önermeler onunla çözümlenir ve anlamları doğrulanır şeklinde tanımlamış. Carnap'a göre doğrulama önerme ya da önermeler arasındaki formel biçimsel özellikte işlem yapma yönüdür. Yani formel kurallara uyarak aslında bir önermeden diğerine başka bir önermelere geçebilme imkanıdır. Böylelikle bir önermenin doğrulanması, onun metafiziksel bir önerme olmadığının ortaya çıkarılması anlamına gelir. Metafizik önermeler, burası da önemli. Metafizik önermeler anlamsızdır arkadaşlar. Anlamı olmayan önermelerdir. Diğer önermeleri bilimsel kategoride doğrulanırsak bilimsel bilgi değerini almış olur anlayışına sahip. Şimdi tabii burada bir diğer nokta. Genel olarak ürün olarak bilime yaklaşımı savunan bu düşünürler aslında bilim insanlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bir önermeler topluluğu olarak tanımlamıştır. Ve bilimsel bilgi dediğimiz şey öyle olup bitmiş duran bir özellik taşıyan bilgilerden meydana gelmiştir. Artık tamamlanmış yani. Bilimi anlamanın yolu da nedir? İşte bilim insanları tarafından ortaya konmuş bu bilgilerin anlamına ve doğruluğuna bakmak olmalı. Bu düşünceyi savunan bilim insanları bilimsel bilginin nasıl elde edildiği, dünya görüşünün ne olduğu, toplumsal koşulların etkisinin olup olmadığı hiç önemli değil. Önemli olan burada ele alınan ürünlerin anlamlı olup olmamasıdır arkadaşlar. Ve bu çerçevede de eğer önerme
kanıtlanabiliyorsa onu anlamlı yapar. Mesela su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar dediğimizde bu önermeyi deneyleyip ispatlayabiliyorsak ürün olarak bilime yaklaşım anlayışı savunanlar bunun anlamlı bir önerme olduğunu ifade etmiştir. Ama din, ahlak, sanat gibi önermeler demin de bahsettiğimiz gibi biraz daha metafiziksel boyutu olan kavramlardır, konulardır. İşte en güzel sanat resim sanatıdır dediğinizde ya da evrenin yaratıcısı Tanrı'dır dediğinizde bunları kanıtlama gibi bir imkanınız söz konusu değil. İşte bu yüzden de bu önermeler anlamsız önermeler olarak tanımlanmıştır arkadaşlar, ürün olarak bilime yaklaşım anlayışında. Şimdi gelelim etkinlik olarak bilim anlayışına. Burada da özellikle Thomas Kuhn karşımıza çıkmakta. O da bilimi bir etkinlik süreci, bu süreci yönlendiren olgular, bilim insanlarının oluşturduğu bir topluluk ve onların çalışmalarının neticesi olarak tanımlamıştır. Bilimi ancak biz bu süreci incelemekle anlayabiliriz diye düşünür. Süreçteki tüm unsurlar, özellikle bilim dışı öğeler irdelenmeli ona göre. Bu sürecin öğeler arasında bilim insanlarının psikolojisi, yaşadıkları toplum, kültürel değerler önemli bir faktördür. Kuhn'a göre bilimsel süreci oluşturan adımlar sırayla açıklanmalı ve bu süreç sürekli kendini yenileyerek bir nevi tekrar eder. Bilim statik bir sonuç değildir Kuhn'a göre. Bakın burası önemli. Kuhn etkinlik olarak bilimde. Bilim böyle standart, böyle durağan, sabit, böyle tıkır tıkır işleyen bir süreç değildir. Sürekli statiktir. Bilimsel devrimlerle ilerleyen bir etkinliktir. Pardon, statik değil, aktif dinamiktir. Bilimsel devrimlerle ilerler. Bu anlamda işte bilimin oluşumu, gelişimi paradigmadan bir diğerine geçişle söz konusu olmaktadır. Çünkü bir paradigma eğer çürütülürse bir başkası yerini alır ve bu şekilde devrimsel bir takım etkinlikler faaliyeti olarak tanımlanabilir. Devrimler tabii uzun zamanlarda olan değişim, bir anda olan bir şey değil. İşte bu yüzden de sürekli ilerleyen bir bilim etkinliğinden bahsedemeyiz diyor. Bilimde sapmalar, sıçramalar olanaklı. Bilimin işlevi, bilim insanlarının oluşturduğu bu topluluğun çalışmaları ve başarılarından ibarettir diye meseleye bakmış. Tabii ki burada dünya görüşleriyle ilişkilendirmek çok eleştirilmiştir. İşte yani bir nevi burada bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda onların yaşadığı ortam, sosyal çevre, kültürel değerler, düşünceleri bir şekilde etkiler anlayışını kabul etmesi Kuhn'un bilimin nesnel olma özelliğiyle pek örtüşmemektedir. Bu yönüyle belki eleştirilmiştir ama o yine de bilim felsefesinin de getirdiği önemli bir kavram olan paradigma kavramıyla ses getirmiştir. Paradigma insan, bilim insanlarının dünyada ya da evrendeki olayları anlamak için kullandıkları kuramlar ya da bilimsel yasalar çerçevesi olarak değerlendirilebilir. Kelime anlamı da bakış açısıdır aslında paradigmanın. Şöyle yazalım. Yani her bilim insanı ne yapmıştır? Herhangi bir alanda yaptığı çalışmayı kendi çerçevesinde açıklamaya, temellendirmeye çalışmıştır. Araştırmaları nihayetinde. İşte paradigma bilim insanların dünyaya da ya da evrendeki olayları açıklamak için kullandıkları çerçeveyi oluşturduğu için olguların açıklanmasında önerdikleri bilimsel bir modeli oluşturmakta. Mesela Darwin'in işte evrim kuramı ya da Batlamyus'un yer merkezli evren kuramı, Aristo'nun fizik kuramı, bunlar her biri bir paradigmadan ibarettir arkadaşlar. Yani kanun yasa aşamasına ulaşmamıştır. Mesela Aristo'nun fizik kuramına göre evren ay altı ve ay üstü olarak ikiye ayrılmaktaydı. Ona göre ay altı evrende işte doğrusal hareketler varken ay üstü evrende de mükemmel olan dairesel hareketler vardır. İşte evrendeki gezegenlerin bu şekilde elips şeklinde dönmesini de bu dairesel hareketlerle açıklar. Ay üstü evrendeki varlıklar eter denen hafif bir maddeden yapılmıştır ona göre ve bundan dolayı da uzayda asılı olarak kalabilmekteler. Ay altı evrendeki varlıklar ise yapısına baktığımızda toprak, su gibi ağır maddelerden oluştuğu için yerin merkezine doğru hareket eder onlar da. Aristo'nun bu paradigması Galile'nin ortaya attığı evren ve fizik kuramıyla çürütülmüştür arkadaşlar. Yani bakın Aristo'nun paradigması diğer bir paradigmayla yerle bir ediliyor. Burada görüldüğü gibi etkinlik olarak bilim anlayışında bir bilimsel çalışma diğerinin devamı şeklinde gerçekleşmemiştir. Bir paradigma çürütülüp yerine başka bir paradigma ne yapıyor? Yer alıyor. Bu yönüyle paradigmanın çürümesi artık o paradigmanın
bilimsel problemlerin çözümünde yeterli gelmemesi olarak algılanmalı bir anlamda. Etkinlik olarak bilime yaklaşımda temel mantalite bu arkadaşlar. Burada da dediğimiz gibi özellikle Kuhn kendini hissettirmiştir. Aynı zamanda Tulman da bu düşüncenin temsilcileri arasında yer almaktadır. Genel olarak dar sıçramalar olduğu etkinlikte, bilimsel gelişmelerde bir takım sıçramaların olduğu, bilimin düz bir şekilde çizgi halinde ilerlemediği görüşünü vurguladıkları için ürün olarak bilime yaklaşımdan ayrılırlar. Bunlar önemli özelliklerdir. Genelde bu noktalardan hareketle çok soru hazırlanır bilim felsefesinde. Evet, şimdi gelelim metnimize, bununla ilgili sorularımıza sonrasında da. Bilimin temel amacı olgusal dünya ya da düpedüz evreni anlamaktır. Din ve metafizik içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Öyleyse bilimi bu tür uğraşlardan ayıran özellik amacında değil, bu amaca ulaşmada kullandığı yöntemdir. Evet, hep bahsediyoruz. Bilimde yöntem önemlidir. Yöntem, teknik önemli. Din kutsal kitaplarda açıklanan bir takım yargılar çerçevesinde evrenin peşin bir yorumunu verir. Bakın, yani açıklamayı yapar ve noktayı koyar. İnsanlardan da ne yapmasını ister? Buna itaat etmesini, kabul etmesini ister. Bu yargıları olgulara giderek test etmek şöyle dursun, tartışmaya bile öyle olanak yoktur. Yani neden? Dogmatiktir çünkü din. Bunlar tanrısal birer buyruk niteliğindedir. Dayanaklarını olgusal dünyada değil, inançlarda aramak gerekir. Metafizik ise daha az rasyonel ve daha az dogmatik olmakla birlikte dünyayı anlama amacında daha fazla başarılı değildir. Metafizik dünyayı salt akıl ya da sezgi yoluyla anlama, olup bitenlerin gerisindeki asıl gerçeği bir ya da birkaç genel ilkeyle dile getirme çabası olarak tanımlanabilir. A priori konan bu ilkeler bilimde ortaya atılan açıklayıcı genellemelerin tersine olgusal yoldan incelenemez. Soyuttur çünkü. Bu yüzden ayrı ayrı dinler gibi değişik ve çoğu kez de birbiriyle bağdaşmaz metafizik sistemler doğmuştur. Oysa bilim ne kutsal kitapların bağlayıcı ve söz götürmez buyruklarından ne de metafizikte olduğu gibi a priori doğru sayılan ilkelerden yola çıkar. Bilim amacına dünyaya ilişkin varsayım ya da beklentilerimizi sürekli test etme, düzeltme yoluyla ulaşmaya çalışır. Bilimsel düşünme yöntemin özünü oluşturan bu süreç 3 aşamadan meydana gelmekte. Bunlardan ilki arkadaşlar gözlemle verilerin beklenti ya da varsayımlarla uymaması halinde ortaya çıkan bunalım. Bunalım dönemi. Bunalıma giderme yolunda yeni hipotez ve teori oluşturma dönemi bir anlamda ikinci olarak. Oluşturulan yeni hipotez veya teoriyi yeni gözlemlere giderek test etme dönemi. İşte olup biten her şeyin beklentilerimize uygun düştüğü bu dünyada, bir dünyada bilim ya da bilimsel araştırma diye bir şey olmayacaktı kuşkusuz ama bilim bir uyum sağlama çabasıdır. Bu çabada gözlem, eleştirel düşünme, yaratıcı hayal gücü, mantıksal çıkarım gibi işlevler iç içedir. Matematik yaratıcı hayal gücü ve mantıksal akıl yürütmeyle yetinir. Bilim ise bunlarla birlikte gözlem ve deneyi de beraberinde getirir. Bu yönüyle bilimin daha fazla ispatlama çabalarının olduğunu görmekteyiz. Evet, bilimi ürün ya da etkinlik olarak gören yaklaşımları destekleyen açıklamalar var mıdır? Evet, demin bahsetmiştik zaten. Bu açıklamalarda neticede kendi aranızda yine detaylı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ne demiştik? Ürün olarak yaklaşımda bir nevi ortaya konan önermeler değerlendirilmeli. Etkinlik olarak bilime yaklaşımda da bilim insanlarının yaşadığı ortam, kültürel faktörler de etkin rol oynamaktadır. O yüzden bu yönüyle de dikkate alınmalıdır. Ürün olarak bilime yaklaşımda bilimsel gelişme düz bir çizgi olarak seyrederken etkinlik olarak yaklaşımda bilimin aslında bir takım sıçramalar, paradigmaların çürütülmesi, bir başka paradigmaya geçişler gibi devrimsel bir takım yapıya sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu açıdan birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bilimi din ve metafizikten ayıran özellik neydi arkadaşlar? Demin değinildi. Bilim olgusaldır, eleştirir, sorgular, araştırır. Deneye dayalı olması açısından birikimli olarak da ilerler, objektiftir. Ama metafiziğe baktığımızda metafizik tamamen eleştiriye kapalıdır. Sunulan bilgilerin insanlar tarafından kabul edilmesi ve bunlara itaat edilmesi beklenir. Bu açıdan arada çok ciddi bir farklılık var.
Matematik bir bilim midir? Evet, matematik bir bilimdir arkadaşlar ve matematiği diğer bilimlerden ayıran özellik nedir? Matematik formel bir bilimdir. Yani biz onu zihinsel olarak bir takım kabullerden ibaret şekilde oluştururuz. Temel amacı nedir matematik biliminin? Bizim matematiksel hesaplamalarla dolaylı yoldan evreni daha iyi tanımamızı, evrene dair bir takım verilere daha rahat ulaşabilmemizi sağlar. Ve zihne bağlı olan varlıkları konu edinir. Mesela rakamları düşünün, dış dünyada görebilir miyiz? Hayır, ama biz 1, 2, 3, 4, 5 kavramlarımızı sembolik olarak belki kendi zihnimizde kabul olarak oluşturmuşuz ama bu bizim gündelik hayatta birçok hesaplama yapmamızı kolaylaştıran unsurlardır ve olmazsa olmazlarımız olarak hayatımızın içinde yer etmiştir. Bilim bir uyum sağlama çabasıdır sözünden ne anlıyorsunuz? Neticede evet, bilim gerçekten de içinde yaşadığımız bu süreçte evreni daha yakından tanımamızı, evrenle ilgili daha çok detaylı bilgi edinmemizi sağlayıcı ipuçları vermekte. Ama biz bazen bu noktada farklı tavırlarda sergileyebilmekteyiz. Eğer bilimsel verileri sağlıklı bir şekilde pozitif anlamda değerlendirir, daha uyumlu bir tavır ortaya koyarsak neticede bilimle uyumlu bir şekilde çalışmış oluruz diyebiliriz. Evet, bilim felsefesinde klasik görüş nedir diye bakacak olursak arkadaşlar, 20. yüzyılın başlarında özellikle felsefeyi bilim felsefesine indirgemeye çalışan bir akım oluşmuştur. Bu akıma biz mantıkçı pozitivizm ya da neopozitivizm şeklinde de ifade edilir. Farklı şekillerde karşınıza çıkabilir. Bu düşüncenin temsilcileri Schlegel, Carnap ve Rehhenbach'tır. Onlara göre doğru bilginin biricik yöntemi bilimsel yöntemdir. Felsefenin görevi de bu bilimsel bilgi üzerine düşünmek, bunlardan işte mantıksal çıkarımlar yapmak olmalı. Bu düşünce felsefede klasik görüşün başlamasına sebebiyet vermiştir. Yani bir nevi bunlar felsefeyi somutlaştırmaya, biraz daha sembolize etmeye çalışmışlardır arkadaşlar. Tabii ki eleştirilmemiş midir? Fazlasıyla eleştirilmişlerdir. Klasik görüşün temel bilim özelliklerine baktığımızda onlara göre bu dünya insandan ve onun duygu ve düşüncelerinden aslında tamamen bağımsızdır. İnsan tarafından keşfedilmeyi bekler. Bilim bize insandan bağımsız olan bu dünya hakkında gerçek bilgiyi verir. Bilimin ortaya koyduğu bilgiler birikerek düz bir çizgi halinde ilerlemesine devam eder ve her gelen bilim insanı bu bilgilere yenilerini ekler. Bilim matematiğe örnek almalı, matematik bir yapıya, matematiksel bir yapıya kavuşmalı. Matematiğin en iyi uygulandığı bilim fizik olduğu için de hem doğa bilimleri hem de insani bilimler bir nevi fiziğe benzetilmelidir gibi böyle çok radikal bir yargı bildirmişlerdir klasik görüş anlayışında. Şimdi bununla ilgili klasik bilim görüşüne hangisi örnek verilemez diyor. Bilimde hiçbir kuram diğerinin devamı ya da onu tamamlayan bir parça değildir. Tam tersine her kuram bilimde yeni bir atılım ya da bir devrimdir. Evet, bu etkinlik olarak yaklaşımın anlayıştır arkadaşlar. Bu klasik görüşü anlayışına uymaz. Her bilimsel çalışma kendi önceki bilimsel çalışmanın bir devamı, onu tamamlayan bir araştırma olmak zorundadır. Bu da bilimsel bilginin düz bir çizgi olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bu örtüşür. Bütün bilimlerin amacı matematiksel kesinliği yakalamak olmalı. Evet, bu şekilde matematiği bir nevi temelde baz almışlardır. Bilim birikerek ilerler. Evet, bu da söylenir. Bilimsel kuramların oluşmasında bilim insanlarının dünya görüşlerinin ve toplumsal koşulların rolü vardır. Bu etkinlik olarak bilime yaklaşım anlayışının özetidir bir nevi arkadaşlar. Dolayısıyla klasik bilim görüşüyle örtüşmez. Bilimde bir ilerlemeden değil, ancak bir devrimden bahsedebiliriz. Yine bu da etkinlik olarak bilime yaklaşım anlayışının savunduğu düşünceler içerisinde yer almakta. Evet. Modern fiziğin temeli olan kuantum kuramı hakkındaki popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer. Newton kuramını temel alan eski fizikten kalma varsayımların hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski fizik anlayışında bulunan her olayın bir nedeni olduğu ya da olayların nedenleri tarafından belirlendikleri anlayışını yeni fiziğe aktaramayacağınız gibi parçacık terimini de kuantum kuramı içinde kullanıyorsanız parçacığın Newtoncu anlamda küçük bir madde parçası olduğunu da varsayamazsınız. Newton kuramıyla kuantum kuramı hakkındaki bu parçada aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır diyor. Yani burada iki tane farklı görüş var. İki bilim insanının fizik alanında ortaya attığı birbirinden farklı görüş, farklı şekilde temellendirilmeye çalışılmış. Bu anlamda bu iki kuramın birbirine karşıt olduğu tam anlamıyla söylenebilir mi? Tam karşıt olduğunu söyleyemeyiz. Newton kuramının yanlış olduğu gibi bir yargıya varabilir miyiz? Hayır. Kuantum kuramının daha nesnel olduğu gibi bir yorum yapılır mı? Bu da mümkün değil. Ama bu iki kuramın farklı paradigmalarda olduğunu söylersek daha hakperest diyelim, daha adaletli bir yorum yapılmış olur arkadaşlar. Çünkü ikisi de neticede farklı bilim insanının açıklamaya ve temellendirmeye çalıştığı bir takım verilerden yola çıkarak oluşturulan paradigma olarak tanımlanmakta. Bilimsel bilginin tekrarlanabilir olduğu, evet bu doğru bilgidir ama burada bu vurgulanmamış arkadaşlar. Sadece duyusal verilerle yetinirsek, örneğin su çeşitli farklı hatta çelişkili şekillere girmiş gibi gözükür. Kaynayan su sıcak, yağmur soğuk, kar yumuşak, buz serttir. Oysa hep aynı şeyle karşı karşıyayızdır. Bundan dolayı duyusal olmayıp tamamen akli olan su fikrine ulaşmak için duyusal olanın ötesine geçmek, hatta ona karşı düşünmek gerekir. Nitekim bugün su fikrini duyusal olmayıp tamamen düşünsel olan bilimsel bir soyutlamayla H2O gibi kimyasal bir formülle ifade ediyoruz. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine karşı örnek oluşturur diyor. Burada bir nevi duyumların bizi yanılttığı, zihinsel olarak düşünmenin bize daha güvenilir bilgiler sunduğu savunulmuş. Şimdi bunun tam tersi örneği bulmalıyız. Bilimsel bilgi genellemelere ulaşmak ister diyebilir miyiz? Evet, soyut anlamda bu söylenebilir. Genel fikirlere ulaşmada akıl etkin araçtır. Evet, akli olan şeylerin daha güvenilir olduğu ifade edilmiş. Duysal bilgi hakikatin bilgisidir. Oysa ki duysal olan şeylerin bizi yanılttığına dair bir yorum var burada. Dolayısıyla bu paragraflar karşı örnek oluşturur arkadaşlar. Duysal bilgi diye bilim yapılamaz. Bakın C ile tamamen zıt ifade. Bu söylenir çünkü paragrafta bu vurgulanmış. Soyut bilgi duysal bilgiden doğar. Evet, ama neticede daha güvenilir olduğu ifade edilmiş. Bunu söyleyebiliriz. Ama C seçeneği paragrafa tamamen karşı bir örnek oluşturur. Evet, şimdi klasik bilim görüşü için bir takım eleştiriler var. Bunlar nelerdir? Klasik görüşün fikri nedir ve karşısında ne gibi bir eleştiri yapılmış? Bunlara değinelim. Klasik bilim görüşü, bilimin sürekli doğrusal bir büyüme, gelişme, birikme gösterdiğini savunmakta. Yani düz bir çizgi gibi böyle sürekli geliştiğini ifade etmekte. Zamanla yanlış olduğu görülen sonuçlar doğrularıyla yer değiştirerek sürekli olarak ilerler. Yani onlara göre bilimsel bilgi birikerek ilerlemekte. Eleştiri olarak şu ortaya konmuştur. Aslında bilimsel gelişmede böyle bir ilerleme söz konusu değildir. Bilimde paradigmalar vardır. Paradigmalar mevcut doğru sorulara cevap verebildiği sürece geçerliliğini korur. Eğer yetersiz kalırsa da onu cevaplayacak yeni başka bir paradigma geliştirilir. Buradan yola çıkarak bilimde bir ilerleme, düz bir çizgi şeklinde değil, zikzaklar ve yön değiştirmeler, devrimler şeklinde olacaktır. Bu açıdan eleştirilmiştir. Bir diğer görüş, bilim insanının duygu ve düşüncelerinden, toplumun beklenti ve inançlarından bağımsız, nesnel bir uğraştır düşüncesi savunulur. Ama yine buna yapılan eleştiri de şudur. Bilimdeki bu nesnellik aşırı derecede idealize edilmiştir diye savunulur. Aslında hiçbir bilimsel kuram ya da yaklaşım bu kadar nesnel değildir. Neden? Çünkü bilimde de zaman zaman tıkanıklıklar olabilir. İşte bu tıkanıklıkları açmak için farklı çözümler önerilebilir. Ve nihayetinde bu önerilerden birisi bu tıkanmanın üstesinden gelinmesini sağlayabilir. Bu açıdan bilim insanının geçmiş deneyimlerinden, hayata bakış açısından, inançlarından, tecrübelerinden yararlanılır. Bu açıdan bunlardan tamamen soyutlanmış, bağımsız bir bilimsel çalışma mümkün olamaz diye eleştirilirler. Yine savundukları bir diğer fikir, farklı bilim dalları birbirlerine indirgenebilir. Bundan dolayı da tüm bilimler büyük bir bilimin parçası olarak tanımlanır ki o temele onlar fizik bilimini koymuştur. Bütün bilimler fizik bilimine indirgenebilir anlayışını benimsemişlerdir. Burada da eleştirilirler. Her gerçekliğin farklı boyutları vardır ve biz bu farklı boyutlarda da farklı bilim dallarını devreye sokmalıyız. Ancak bu şekilde
farklı kulvarlarda inceleme yapabilme imkanına sahip oluruz. O yüzden hiçbir bilim dalı başka bir bilim dalına indirgenemez görüşüyle eleştirilmişlerdir arkadaşlar. Gelelim şimdi bilime dair farklı değerlendirmelere. Son yıllarda bu bölümden de sık soru gelmeye başladı arkadaşlar. O yüzden paragraflardan hangi anlamı çıkartmamız gerekir, hangi kavramlar önemli ipuçlarıdır, bunları dikkat etmek lazım. Bilimin değeri dediğimizde bilim ne işimize yarar? Öncelikli olarak bu soru hemen aklımıza gelmeli. Bilimin ortaya koyduğu bilgilerin doğruluğuna ne kadar güvenebiliriz? İşte bilimsel gelişmeler insana ya da insanoğlunun içinde yaşadığı bu çevreye ne gibi katkılar ya da zararlar sağlıyor, sebep oluyor? İşte bu sorular genel olarak bilimin değeriyle ilgili soruları içinde barındırmakta. Bu başlığın temelde 3 grupta değerlendirilme imkanı karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki bilimin pratik değeri arkadaşlar. Bilimin pratik değeri daha çok bilimin teknoloji boyutuyla karşımıza çıkmakta. Özellikle bilim insana kendini ve çevresini kontrol edebilme, daha konforlu bir yaşam sağlama imkanını sunmakta. Bu açıdan 17. yüzyıl filozoflarının bir rüyası bugün aslında kısmen bilim bunu gerçekleştirmiş oldu. Dünyanın en uzak noktasına hem görüntülü hem sesli olarak saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Hani o yüzden diyorlar ya işte dünya artık bir köy haline geldi. Yani çok kolaylıkla, çok fazla çaba harcamadan her yerle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Haberleşme artık hakikaten baş döndürücü. İşte dünyamızın dışındaki gezegenleri de dolaşabiliyoruz. İşte kansız ameliyatlar, çok fazla acı çektirmeden, kısa sürede insanların gündelik hayata dönmesini sağlayan çok büyük ameliyatlar artık gerçekleştirilebiliyor. Bir takım ilaçlarla insan ömrünün uzatmasına yönelik bir takım çalışmalar yine devam ediyor hızla. Ama bununla beraber daha çok üreterek, daha çok tüketiyoruz. Az hareket edip işte birçok obezite problemleri beraberinde geliyor. Bakın bugün gelişmiş ülkelerin çoğuna bakın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite çok ciddi oranlarda var ve ülkenin insanının büyük bir bölümü yıllık gelirinin hakikaten de büyük bir oranını rejim yapma, işte obeziteyle mücadele için harcıyor. Bu hakikaten de düşündürücü bir nokta. İzlediğiniz filmlerde ya da belgesellerde de bu tarz şeyler çok fazlaca konu ediniyor. Tabii yaşam tarzı, beslenme şekli bunlar da çok büyük faktör diyebiliriz. Mesela onların porsiyon anlayışıyla işte Doğu kültürünün porsiyon anlayışı arasında çok ciddi bir farklılık var. İşte her biri bunlar bir takım problemleri de beraberinde getiriyor diyebiliriz. Elektronik iletişimin yaygınlaşması tabii ki bazı ihtiyaçlarımızın karşılanmasını kolaylaştırsa da aslında insanları yalnızlığa da çok ciddi bir şekilde sürüklemekte arkadaşlar. Normalde belki insanlar bu kadar iletişimin yaygın olmadığı dönemlerde daha çok sosyal ortamlarda insanlarla diyalog halindeydi ama herkes artık evinde, odasında, bilgisayarıyla iç içe, telefonuyla baş başa artık hareket etmeyen, sadece bir ekrana bakan bireyler haline geldik. Bu da tabii ki beraberinde birçok handikapı da getirmekte ne yazık ki. Evet, bilimin entelektüel değerine baktığımızda hani bu kavramı aslında gündelik hayatta da çok kullanıyoruz. Hani entelektüel dediğimizde, bu çok entelektüel bir insan dediğimizde ne aklımıza gelir? İşte okuyan, düşünen, sorgulayan, böyle düşüncelere körü körüne inanmayan insanlar, entelektüel, işte sanatla ilgilenen insanlar, çok kitap okuyan insanları bu şekilde değerlendiririz genelde. İşte bilimin entelektüel değeri dediğimizde de nihayetinde insanın bakış açısını değiştirmesi, ufkunu açması, bu tür olumlu katkılar aklımıza gelebilir. Ki insan taş devrinden günümüze kadar aslında merak eden, bilmek isteyen bir varlıktır. Ki Aristo bu durumu şu şekilde ifade eder: İnsan doğal olarak bilmek ister. Tabii insanın bilme isteğinin, merakının tatmin edilmesinde bilimin çok ciddi bir katkısı vardır arkadaşlar. İşte bilimin itici gücü, insanlığın aydınlığa çıkmasını sağlama adına bu entelektüel değer hakikaten de inkar edilemeyecek bir paya sahip diyebiliriz. Bilimin ahlaki değerine baktığımızda da bilim insanı tabii ki tarafsız olmak, işte olaylara nesnel yaklaşmak,
eleştirel yaklaşmak, şüpheyle yaklaşmak gibi kriterlere sahip olmalı. Ortaya atılan bir iddiayı sağlam kanıtlarla ispatlama ya da çürütme tavrı olmalı. Bu özelliklere sahip olmak tabii ki toplumun bize öğrettiği, verdiği değer yargılarından arınarak ön yargısız olmayı gerektirir. Bu özellikleri kazanarak bilgi ve bilim insanı ister istemez ne yapar? Evrensel bir takım değerleri de beraberinde kazanır. İşte evrensel boyutta bilimin ahlaki değeriyle ilgili diyebiliriz bu. Bilimin ahlaki değeri. Yani işini kişisel duygu ve düşüncelerini işin içine katmadan objektif bir şekilde gerçekleştirebilmek bir anlamda önemli bir değer kazanım diyebiliriz. Evet, modern bilimin öncüleri olarak kabul edilen Kopernik, Kepler, Galileo, Newton astronomi alanından başlayarak bilim anlayışında önemli bir dönüşme yol açtı. Onların katkısıyla hakikat arayışında engel oluşturan geleneksel bakıştan vazgeçildi. Hatta otoritelerin bilimde yeri olmadığına inanılmaya başlandı ki bu önemli bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. X doğrudur biçimindeki bir önermeyi artık hangi otorite bunu söylüyor sorusuyla değil, bununla ilgili kanıtınız ne? Bakın arada çok ciddi bir fark var. Yani birileri otorite olmuş, onlar ne derse bir dönem ne yapılmış? Bunlar kabul edilmiş. Ama bir süre sonra artık ne oluyor? Bunlar hiç yok sayılıyor ve kanıtınız ne? Kanıtınızla, delilinizle gelin mantığıyla karşılık verilmiş. Sonunda otoriteler de eleştirel sorgulamaya açık, hesap sorulabilir olarak görüldü. Bu parçaya göre bilimin modernleşmesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir diyebiliriz. Burada eleştiriye açık olmak özellikle vurgulanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla birilerinin tamamen işte otorite olması, sorgulanmaması, sadece onun düşüncelerinin kabul görme beklentisinin içinde olunması eleştirilmiş. Bu açıdan hakikati arama çabalarının ağırlık kazanması diyebilir miyiz? Yani bilimin modernleşme? Hayır. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi aranması? Bu evet bilimin kriterleri içerisindedir ama bu vurgulanmamış. Yöntem problemlerin çözülmesinde? Hayır. Düşünmenin mantık ilkelerine dayandırılması? Bu da vardır bilimde ama bu vurgulanan düşünce değildir. Dogmatik anlayışın yıkılması. Dogmatik anlayışı temsil eden kimdi burada arkadaşlar? Mevcut dogmalar, otoriteler. İşte bu otoritelerin artık kıymetinin kalmamasıyla beraber eleştiri, sorgulama, hesap sorabilirlik noktasına ulaşıldığında modern bilimde yavaş yavaş kendini hissettirmiştir. Cevabımız E seçeneği. Aristoteles fiziği yanlıştır elbette. Geçerliliğini de tümüyle yitirmiştir. Ama yine de bir fiziktir. Yani matematiksel bakımdan gelişmemiş olsa da son derece gelişmiş bir bilim. Ne çocukça bir düş ürünüdür ne de olsa ortak duyumun boş, üstün körü sözleridir. Bir kuramdır yani ister istemez ortak duyumun duyunun verilerinden yola çıkıp bu verileri son derece tutarlı ve sistemli bir incelemeye tabi tutan öğretidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz diyor. Evet, ilkin Aristo'nun bu fizikle ilgili düşünceleri belki komik bulunmuş ama sonra ne diyor? Ne deniyor? Son derece tutarlı ve sistemli nihayetinde kendi içinde. Bu açıdan bilimsel bir kuram ortak duyunun verilerinden yola çıkması gerekmez diyebilir miyiz? Böyle bir yargıya ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Eğer böyle olsaydı onunki de geçerliliğini halen devam ettirirdi. Kuramların geçerliliğini yitirmesi bilimselliklerine zarar vermez. Yani neticede yine kendi içinde bir bilimsellik özelliği taşır mı? Evet taşır, bunu söyleriz. Bilimsel bir kuramın yanlış olması tutarsız olduğu anlamına gelmez. Evet bakın son cümle bize bunu gösteriyor. Neticede kendi içinde tutarlı ve sistemlidir diyor. Bu da söylenir. Bir kuramı bilimsel olması matematiksel bakımdan gelişmemiş olmasını gerektirmez. Bakın buradan da bu ulaşılabilir, bu söylenebilir. Bilimsel bir kuramın eldeki verileri tutarlı ve sistemli incelemeye tutması gerekir. Evet bu da zaten vurgulanmış, buna da ulaşırız. Ama A seçeneğindeki ifade bu paragraftan ulaşılamaz arkadaşlar. Evet gelelim bilimsel yöntem ve özelliklere. Tabii ki bilimsel yöntem ve özellikler bilimin olmazsa olmaz ölçütleridir. Önemli bir aşama. Bununla ilgili de sorular sık sık gelmekte. Bu aşamaları mutlaka bilmeniz lazım. Bilimsel araştırmalarda yöntem ve teknik bir kere birbirinden ayıran iki temel kavramı oluşturmakta arkadaşlar. Yani aynı anlama gelmemekte. Genelde hep birlikte zikrediyoruz ama
Bilimsel yöntem herhangi bir olguyu araştırırken yapmamız gerekenin neler olduğuna dair tekniktir. Ama kullandığımız araçlar, gereçlerle ilgili olarak da teknik kavramı karşımıza çıkıyor. Mesela hangi bilim dalı ile ilgili olursa olsun bir bilim insanı önce araştırma yapacağı konuyla ilgili ne yapar? Önce gözlem yapar ve veri toplar. Ama bu verileri topladıktan sonra ne yapar? Bu verilere dayanarak bir varsayım, kuram oluşturur. Pardon, hipotez oluşturur. Bu varsayımın doğruluğunu kanıtlamak için de bir takım deneysel çalışmalar yapar. İşte bu aşamada yapılanlar tüm bilim insanlarının takip etmesi gereken yöntemlerdir arkadaşlar. Teknik bilim insanının konusuyla ilgili verileri toplarken işte anket, kayıt cihazları gibi bir takım böyle teknik şeyler sunar bize. Mesela bugün belgeselleri çekerken de hayvanları incelerken de ne yapıyorlar? İşte sürekli 24 saat kayıt altına alan kameralar yerleştiriyorlar işte vahşi doğaya. Hayvanların hareketlerini bu şekilde kayıt altına alıyorlar. Seslerini kayıt altına alıyorlar. Onlara bir takım cihazlarla işte dalgalardan, ses dalgalarıyla bir takım mesajlar göndererek ne gibi tepkiler verdikleri gözlemleniyor, tespit edilmeye çalışıyor. İşte bu alanda kullanılan şeylerin her biri tekniktir arkadaşlar. Ve ülkemizde de mesela işte liseyi bitiren gençlerin meslek seçiminde neyin etkili olduğunu bulmak için anket tekniğinden yararlanarak bu konuyla ilgili veriler elde edebilirsiniz. O anket nedir? Bir test tekniğidir arkadaşlar. Burada kullandığımız yöntem olarak da onların görüşlerini ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Bilimi anlamadan yaşadığımız çağı ve toplumdaki değişmeleri anlayamayız arkadaşlar. İşte bilimi anlamak için onu diğer entelektüel çalışmalardan ayıran özellikleri bilmemiz lazım. Ancak bu şekilde onu daha iyi kavrayabiliriz. Gelelim şimdi bilimsel yöntemin aşamalarına. Bilimsel yöntem 5 aşamadan meydana gelmekte. İlk etapta gözlem aşaması dediğimiz aşama konuyla ilgili verilerin toplandığı aşamadır. Yani burada malzeme topluyoruz tabiri caizse. Bu aşamada işte teknik anlamda kamerayla, işte radar cihazıyla, kayıt cihazlarıyla değişik şekillerde ne yapabilirsiniz? Teknikler kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili gözlem, işte belli bir uzmanlık gerektirir tabii ki. Bu şekilde gözlem aşamasında veri topluyoruz. Sonrasında varsayım aşaması dediğimiz ya da bir diğer ifadeyle hipotez aşamasına geçiyoruz. Burada toplanan bu verilere dayanarak araştırılan konunun nedeniyle ilgili geçici bir açıklama yapılır. Yani burası önemli bakın, geçici bir açıklama. Ortaya atılan bu düşünce yani kesinlik taşımadığı için bunu kesinleştirmek adına yöntemin 3. aşamasına yani deney aşamasına geçeriz. Deney aşamasında oluşturduğumuz bu hipotez ya da varsayımın doğru olup olmadığı ya da olguyu açıklayıp açıklayamadığını gösteren deneysel çalışmalar yaparız. Yani burası önemli bir noktadır, aşamadır. Eğer yapılan deneyde ortaya attığımız bu varsayımı kanıtlarsak, neden sonuç ilişkisi ispatlanırsa arkadaşlar, işte artık bilimsel araştırma sonuçlanmış olur. Yapılan deney varsayımı doğrulamışsa neticede bilimsel bilgi de ilerlemeye başlanır. Ama varsayımımızı doğrulamamışsa artık biz o varsayımı bir kenara bırakırız. Yeni bir takım varsayımlar kurmaya çabalarız. Deneyi yaptık. Varsayımlarımızı doğruladı. Ne yaptık? Bir sonraki aşamaya, teori aşamasına geçeriz. Deneyle test ettiğimiz varsayım aynı tür konuların tümünü açıklayabiliyorsa artık buna biz teori deriz arkadaşlar ya da bir diğer ifadeyle kuram. Mesela ısınan metaller genleşir yargısı tüm metaller için geçerli ise ne olur? Bu bir teori haline gelmiş olur artık. En son aşamada da kanun noktasına gelir. Teorinin tam geçerlilik kazandıktan sonra sayısal verilerle ya da bir formülle ifade edilmiş haline biz kanun ya da yasa diyoruz arkadaşlar. Bilimsel bilgilerin hepsi bu aşamaları geçmek, sağlıklı bir şekilde son noktaya ulaşmak zorundadır. Evet. Bilimsel yöntemle ilgili tabii düşünürlerin, bilim insanlarının farklı farklı yorumları olmuştur. Bunlara örnekler de var burada. Mesela George Sarton diyor ki sıradan bir kimsenin yeni bulunan bir hormonu ya da evrene ilişkin en son kuramı bilmesi o kadar gerekli değil. Onun için ve hepimiz için asıl gerekli olan bilimin amaç ve yöntemini olası açıklıkla anlamaktır. Bu anlayışı sağlama ve yalnız üniversitelerimizde değil her düzeydeki tüm okullarımıza düşen bir görevdir diyor.
Yani biraz daha toplumun içine indirgeme, elde edilen verileri bir anlamda bu vurgulanmış. Yine bilimin yaygın olarak kabul edilen tanımlarından bir tanesinde de şu vurgulanmış. Bilim insanları olup bitenleri dikkatle gözlemleyerek topladıkları olguları sınıflar, bildikleri diğer olguların ışığında yorumlar. Sonra bu bulgularını açıklamak için kuramlar oluştururlar. En sonunda yeni gözlem verilerine başvurarak kuram ya da genellemelerini test ederler. Test edilen kuram olgulara uygun düşerse doğru kabul edilir, ters düşerse düzeltilir ya da açıklayıcı yeni bir kuram oluşturulur. Aşağıdaki yargı bilimin hangi özelliği dile getirmektedir diyor. Bilim günlük hayatın işlenmiş bir uzantısıdır dersek arkadaşlar. Neticede bilim hayatın içinde pratik özelliği olan ve bizim hayatımızı da kolaylaştırıcı bir tarafı da vardır diyebiliriz bir anlamda. Evet, gelelim sorularımıza. Modern dünyamızda tek bir bilim felsefesi var. Modern bilimlerin felsefesi. Buna bilimin kendi kendisinin yorumu veya bilimin bilimsel kuramlar tarafından yapılan yorumu da diyebiliriz. Bilim, bilimin hem davalı hem de davacı hem de yargıç olduğu bir mahkemede yargılanmaktadır. Bakın burası önemli. Yani bilimi yargılayan da, davacı olan da, davaya bakan da aynı merci. Neyin bilim olduğuna bu mahkemede karar verilmekte. Bu mahkemeden geçiş izni alamayan her unsur bilim dünyasından kovulmaktadır. Böyle bakıldığında bütün bilgi türlerini yargılayabilecek adil mahkeme bulmak güç gibi görünüyor. Evet, bu parçada söz edilen güçlüğün nedeni hangisidir diye sorulmuş. Yeniliklere açık olma olabilir mi? Böyle bir şeye değinilmemiş. Olumsuz eleştirilere karşı koyma. Hayır. Bilgileri sorgulamada yeni bilimin ölçütlerini kullanma. Evet, burada ne diyor bakın? Yani bilimin diyor, bilim hem bilimin davalısı hem davacısı hem de yargıcı. Yani mevcut bir takım güvenilir ölçütler bulmakta, ne yap, bu şekilde bilgileri, bilimsel bilgileri sorgulamakta zorluk yaşandığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla bunu en iyi ifade eden C seçeneği diyebiliriz. Ön yargılardan kurtulamama, böyle bir vurgu zaten yok. Bilimin gelişme sürecini tamamladığını düşünme. Eğer böyle olsaydı zaten böyle bir eleştiri de yapılmazdı arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bir paradigmanın açıklayamadığı olgular, sorular, duyumlar yani anomaliler ortaya çıktığında o paradigmanın taraftarları ya da bu durumu görmezden gelir ya bu durumu görmezden gelir ya da hala olguları bu paradigma ile açıklama çabasını sürdürürler. Ama asla paradigmadan vazgeçmezler. Bu durum gece kaybettiği anahtarını arayan adamın anahtarını düşürdüğü sokağın karanlık köşesinde değil, ışığın daha iyi olduğu sokak lambasının altında aramasına benzer. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi paradigma değişimini güçlendiren etmendir diyor. Bakın insanlar bir paradigma oluşturuyor. O çürütülse bile yine de ne yaparlar? Ondan kolay kolay vazgeçmezler. Ve bunu da anahtarını kaybeden kişinin haline benzetmişler. Bu durumda nasıl bunu yorumlayabiliriz? Olgulardaki niceliksel değişimi fark edememe olabilir mi? Buradan bu çıkar mı? Hayır. Olguları kurama uydurmaya çalışmam. Şimdi kuram neticede ne olmuş? Paradigma örtüşmemiş dış dünyayla deneylendiğinde. Normalde ne olması lazım? Artık onun bir kenara bırakılması, yeni bir kuram oluşturulması lazım. Ama ne diyor? Kişi bundan kolay kolay vazgeçmez, bilim insanı ne yapıyor? Olguları kurama uydurmaya çalışıyor. Yani var olan kuramı yanlış iken dış dünyadaki olguları eğip büyüp belki onu ona uydurmaya çalışıyor. Buradaki paradigmanın değişimini güçlendiren temel faktör budur arkadaşlar. Benimsenen kuramların yetersiz oluşu. Evet, zaten yetersizlik var ama bunu paradigmanın değişimine zorlaştıran şey bize sorulmuş. Bu o yüzden olmaz. Nesnel bakıştan yoksun olma değil. Ölçüm araçlarının kurama göre hazırlanmış oluşu, bu da söylenemez. En uygun ifade B seçeneğinde bize verilmiş arkadaşlar. Yani bakın, örnek meseleyi anlamanızı daha da kolaylaştırıyor. Anahtarını kaybediyor. Anahtarını kaybettiğinde, anahtarını kaybettiği noktada değil, karanlık köşede kaybetmiş ama ne yapıyor? Işığın daha iyi olduğu noktada arıyor. İşte insanlar da paradigmalarını güncelleyip düzeltmektense ne yapıyor? Olguları, dış dünyayı düzeltmeye, ona kendi paradigmasına uydurmaya çalışıyor diyor. Bu yönüyle B seçeneği en doğru ifadedir.
Bilimin ilk ve son şeyler hakkındaki soruları yanıtlayamayacağını kabul edersek ki etmek zorundayız, bu durumda bile bilimin yanıtlayabileceği sorular için bilinen veya düşünülebilecek hiçbir sınır yoktur. Çünkü bilim ancak bilimciler gerçeğin ne olabileceği konusunda hayal etme gücünü veya dürtüsünü yitirdikleri zaman sona erer. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parça için karşı tez oluşturur diyor. Evet. Burada neticede mutlak kesinlik hiçbir zaman bilinemez sonucuna ulaşabilir miyiz? Hiçbir sınır yoktur diyor çünkü. Evet, bilimin geliştiği dönemde felsefeye gerek yoktur. Mesela şurada özellikle bilimin ilk ve son şeyler hakkında soruları yanıtlayamayacağını kabul edersek ki etmek zorundayız. Bilimin yanıtlayabileceği sorular için bilinen veya düşünebilecek hiçbir sınır yoktur. Buradan yola çıkarak buna ulaşabiliriz arkadaşlar. Hayal etme gücünün sınırı yok. Evet, bu da vurgulanmış. Sınır olmayacağı. Bilinebilecek her şey biliniyor. Yeni bir şey aramak gereksizdir. Oysa ki sınır olmadığı için de sürekli yeni şeyler öğrenebilme potansiyelinin olduğu vurgulanmış. Burada ise tam tersi ifade edilmiş ki bize de karşı tez olan şey soruluyor arkadaşlar. O yüzden paragrafla çelişen bir ifade diyebiliriz D seçeneği. Son şıkkımıza da bakalım. Bilgiler arttıkça bilinebilir şeylerde orantılı olarak artar. Evet, buna da çok rahat ulaşırız buradan. Ama D seçeneği karşı tezdir arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kuğuların beyaz olmasından çıkardığımız tüm kuğular beyazdır sonucu gelecekte göreceğimiz tüm kuğuların beyaz olacağını ifade eder. Ancak biz geleceği henüz yaşamadık ve gelecekte siyah kuğu görmeyeceğimizi bilmiyoruz. Karl Popper'ın bu gerekçeyle pozitivist bilim anlayışına karşı çıktığı temel ölçüt hangisidir diyor. Evet, Karl Popper burada doğrulanabilirlik anlayışına karşı çıkmıştır arkadaşlar. Çünkü evet, siz şimdi birçok kuğuyu gördünüz, beyazdır diyorsunuz ve tüm kuğular buradan yola çıkarak beyazdır yargısına varmışsınız ama gelecekte bir siyah kuğu karşınıza çıkmayacağının garantisini veremezsiniz diyor. İşte bu yönüyle pozitivist anlayışından karşı çıktığı ölçüt doğrulanabilirliktir. O yanlışlanabilirliğin daha güvenilir sonuçlar vereceğine inanmıştır. Bir bilim adamı buluşuyla ilgili olarak başkalarının otobana dönüştürebilecekleri bir patika açtım diyor. Bilim adamı bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir. Evet, neticede ilk olarak yürüdüğü kendi yolu nedir? Patikadır. Sonrasında aşama aşama o yolu kat edenler beraberinde o yolun bir otobana dönüşmesini sağlamışsa bu bilimsel bilginin bize birikimli olarak ilerleme özelliğini hatırlatır arkadaşlar. Şıklarda da zaten A seçeneğinde verilmiş, cevabımız A diyoruz. Bilim bilimsel eserlerde ortaya konulmuş bir önermeler topluluğudur. Yani bilim artık olup bitmiş, yani statik duran bir özellik kazanmış bilgilerden meydana gelir. O halde bilimi anlamak için bu önermelere, bu bilgilere bakmak doğru olacaktır. Yani bilimin ne olduğunu anlamak için bilim insanının kendisine, onun bilimi nasıl bir ortamda, nasıl meydana getirdiğine bakmak gerekmez. Buna göre bilimin nasıl değerlendirildiğini ifade eden en genel yargı hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada bilimin ortaya koyduğu ürünlerin bir nevi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Buradan yola çıkarak bilim bir faaliyetler bütünüdür diyebilir miyiz? Hayır, bunun özellikle olmadığı tanımlanan son bölümde de verilmiş. Artık ne diyor? Yani bilim ne olduğunu anlamak için artık bilim insanının kendisine bakmaya gerek yok diyor. Ortaya çıkan ürüne bakmak lazım. Bilim içinde bulunduğu toplum özelliklerinden etkilenen bir etkinliktir diyebilir miyiz? Bu da söylenemez. Bilim sonuçlarının esas aldığı bir üründür denebilir mi? Evet, söyleyebileceğimiz en uygun ifade budur arkadaşlar. Bilim kesin sonuçlara ulaşmaya çalışan bir yöntemler bütünüdür. Evet, bu doğru bir bilgidir ama burada bu vurgulanmamış. Bilim deney ve gözlem yoluyla kesinliğe ulaşma çabasındaki faaliyetler bütünüdür. Evet, bu da bilim için söylenebilir ama bu paragraftan çıkmaz. Çünkü bize bu parçaya göre en genel yargı hangisi olabilir diyor. Burada vurgulanan arkadaşlar bilimin sonuçlarının esas alındığı ürün olarak bilime yaklaşım anlayışıdır. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri bilime ait özellik değildir diyor. Evet, bilimsel bilgiler ispata dayanır mı? Kesinlikle.
Bilimsel sonuçlar daima değişmez ve mutlaktır. Hayır, bilim kesindir ama değişime her zaman açıktır arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz. Mutlak da değildir. Bilim tek bilgi kaynağıdır. Bunu da söyleyemeyiz. Tek bir bilgi kaynağı olduğunu kendisi de iddia etmez. Bilim ilerlemeci ve değişken bir yapıya sahiptir. Evet, birikimli olarak ilerler. Bilim olgusal verilerden hareket eder. Evet, söyleyemeyeceğimiz sadece 2 ve 3. maddelerdir. Bu da doğru şekilde E seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Bilim felsefesi bilimi bir önermeler topluluğu olarak ele alır. Bu filozoflara göre önermeler anlamlı ve anlamsız önermeler olarak ikiye ayrılır. Doğruluğu ve yanlışlığı mümkün olan gösterebilen önermeler anlamlı, gösterilemeyen önermeler ise anlamsız önermelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir önermedir? Yani anlamlıdan kasıt biz bunu dış dünyada gözlemleyebilir miyiz, sorgulayabilir miyiz? Bütün çiçekler bitkidir dediğimizde bunu dış dünyada kontrol etme imkanımız var mı arkadaşlar? Olgusal bir tarafı var mı? Evet, kesinlikle bunu yapabiliriz. Ama bütün gerçekler acıdır cümle yargısını dış dünyada gözlemleme, deneyleme imkanımız var mı? Yok. Tanrı evreni yaratıcısıdır. Bunu deneyleme imkanımız var mı? Yok. Hırsızlık kötü bir davranıştır. Tamamen soyut bir yorumdur. Bazı kediler sevimlidir. Bu da kişiye göre değişir. Olgusal tarafı yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. İlk çağ Yunan filozofları felsefeden bizim bugün bilimden anladığımızı anlamaktaydılar. Thales, Demokritos, Pitagoras felsefeyi bir tür fizik, biyoloji, matematik olarak görmekteydi. Aynı şekilde Platon akademinin kapısına geometri bilmeyen buraya girmesin diye yazdırırken felsefeyi gerçek bilim olarak almaktaydı. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Evet, bir dönem ilk çağ döneminde özellikle felsefeyle uğraşanların aynı zamanda bilimsel çalışmalar yaptığını söyleyebilir miyiz? Bu açıdan felsefeyle bilim iç içeydi diyebilir miyiz? Çok rahatlıkla söyleriz. Tüm bilimler kesin sonuçlara ulaşana kadar felsefe içinde faaliyetlerini sürdürmüşler midir? Evet, kesinlikle bu da söylenir. Bilimde, felsefede doğayı anlama, açıklama amacıyla hareket eder mi? Evet. Bilimsel alanlardaki farklılaşmalar ve ilerlemeler sonucunda felsefe ortaya çıkmıştır. Tam tersi, felsefe ilk olarak sorgulama faaliyeti olarak çıkmıştır ve yavaş yavaş diğer bilim dalları da onun çatısı altında dünyaya gelmiş. Sonrasında gelişme kat ettikten sonra felsefeyle yollarını ayırmıştır. Dolayısıyla bu paragraftan yola çıkarak böyle bir genelleme yapamayız arkadaşlar. Son şıkkımıza da bakalım. İlk çağ filozofları bilimsel bir bakış açısıyla hareket ederek felsefi çalışmalar yapıyorlardı. Evet, bu da söylenir rahatlıkla. Hans Reichenbach, evren hakkında ulaşılan sadece anlamlı bilgilerin doğruluğuna ve geçerliliğine inanır. Ona göre anlamlı bilgi, doğruluğu ya da yanlışlığı gösterilebilen, sınanabilen bilgidir. Buna göre anlamlı bilgiye aşağıdaki yollardan hangisiyle ulaşılabilir? Evet, Reichenbach'ın anlamlı bilgiden anladığı arkadaşlar sınanabilme diyor bakın. Yani deneyle test edebilme imkanımızın olduğu bilgidir. Bu açıdan deney ve gözlem nedir? Temel ölçüttür burada. Anlamlı bilginin ölçütüdür. Diğerlerini dikkate almaz. Evet. Felsefe bilimi ve ulaştığı sonuçları da içine alarak tüm varlığı kapsar. Bu açıdan ne diyoruz biz felsefe? El aldığı konulara tümel yaklaşımda bulunur. Alanı sınırsızdır diyoruz. Evet. Onu anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bunu yaparken de bilimin ulaştığı sonuçlardan ve etkin donanımından yararlanır. Felsefe, bilimin sağladığı verileri kullanmanın yanında ona yeni sorular sorarak bilimin ufkunu genişletir. Burada da bakın felsefenin bilime etkisini görüyoruz. İtici bir güç olarak onu tetikliyor. Ona yeni hedefler gösterir. Bu parçaya göre bilim felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz denmiş. Bilimin ulaştığı sonuçları ele alır. Evet, kesinlikle. Onu sorgular, eleştirir. Bilimin parça parça ele aldığı varlıkları bütün olarak ele alır. Evet, tümel yaklaşımda bulunur. Bu da söylenir. Bilim gibi değişmez, genel geçer yasalara ulaşma çabasıdır. Bilim felsefenin hiçbir zaman böyle bir kaygısı, hedefi olmamıştır arkadaşlar. Ki zaten felsefede kesinlik yoktur. Genel geçer bir özellik olamaz. Bu açıdan bu paragraftan böyle bir şey çıkmaz. Bilimsel çalışmalara yol gösterir. Evet, sorgulamalarıyla yol gösterir. Bilimsel yöntem ve bakış açılarından da faydalanarak varlığı anlamaya çalışır. Bunu da söyleriz ama C seçeneğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Evet, burada yakışıklı bilim insanlarımızı görüyorsunuz.
19. yüzyıldan bu yana bilimlerin felsefeden kesin olarak ayrılma süreci başlamıştır. Galileo ve Newton doğa felsefesinin fiziğe, Kopernik'in ve Kepler yine doğa felsefesinin astronomiye dönüşmesini temsil eder. Bu yüzyılda sadece doğa bilimleri değil, sosyoloji, psikoloji, tarih gibi insan veya kültür bilimleri de bağımsızlıklarını ilan ederek felsefeden kopmuşlardır. Buna göre tüm bilimlerin felsefeden kopma nedenini en iyi açıklayan yargı hangisidir diyor. Bilimsel çalışmaların insanoğlunun yararı için faaliyetlere girişmeleri diyebilir miyiz? Bu kopuşlar yani tam anlamıyla bu söylenemez arkadaşlar. Çünkü her biri direkt yarar gözeterek çalışma yapmamıştır. Bilme anlama için de çalışmalar yapılmış. Bilimlerin bilimsel yöntem ve teknikleri keşfetmeleri kısmen olabilir ama tam anlamıyla bu da yeterli değil. Felsefenin artık doğayı açıklayamaz hale gelmesi, bu da söylenemez arkadaşlar. Felsefi bilgilerin ve yöntemlerin doğruluğunu ve geçerliliğini yitirmeleri, zaten felsefede mutlaka söylenen her şey doğrudur, geçerlidir gibi bir genelleme zaten hiçbir zaman yapılmamıştır. Bu da söylenemez. Burada söyleyebileceğimiz bilimlerin varlığının belli bir alanı ile ilgili değişmez genel geçer sonuçlara ulaşmaları diyebilir miyiz? Felsefe sorularıyla, analizleriyle kalırken soyut değerlendirmeleriyle bilimler ne yapmıştır? Varlığı gözlenebilir alanıyla, olgusal tarafıyla değerlendirmiş, bununla ilgili genel geçer sonuçlara ulaşmıştır. Haliyle mecburen felsefeyle yollarını bu şekilde ayırmışlardır. Yani bilimlerin felsefeden kopma sebebini en iyi şekilde açıklamamız E seçeneğinde bize doğru verilmiş arkadaşlar. Bilimsel açıklama tek tek durumların genel yasalar altına alınmasından ibarettir. Evet. Bunlara da tabiat kanunu adı verilir. Bilimsel açıklama bu kanunlara ulaşmak için de belli oranda nedenselliğe dayanır. Neden sonuç ilişkisi kurulmadan bilimsel bir açıklama yapmak zordur. Buna dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diye sorulmuş. Bilimsel neden sonuç ilişkisi bir nevi nedir? Determinizm anlayışı arkadaşlar. Bilim mutlaka deney gözlem tekniklerinden hareket etmelidir. Evet, bu doğru bir ifadedir ama burada bundan bahsetmemiş arkadaşlar. Yani bunu söyleyemeyiz, pardon. Bilim ancak gözlenebilen, denetlenebilen doğruların bilgisine ulaşır. Bu da doğru bir bilgidir bilim için. Ama paragraftan ulaşabileceğimiz yargı bu değildir. Bilim öngörüsel bir özellik taşımalıdır. Evet, bu da bilim için geçerli olan bir özelliktir. Ama burada vurgulanmamış. Bilim determinist bir bakış açısıyla genellenebilir yasalara ulaşma çabasındadır. Evet, bakın paragrafın iki boyutunda neden sonuçta determinizm ve şurada da genel yasalar vurgusunda da genellenebilir yasalara ulaşma çabasındadır anlayışı vurgulanmış. Buradan ulaşabileceğimiz en doğru ifade D seçeneğinde verilmiş. Şu son şıkkımıza da bakalım. Bilim birikimsel olarak ilerleyen bir yöntemli faaliyettir. Bu da bilim için doğru bir bilgidir ama paragrafa baktığımızda bunun ifade edilmediğini görüyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bilimsel yöntem çeşitli bilimleri tek bir yöntemle birleştirmeye çalışır. Çeşitli bilimlerin ulaştığı bilimsel bilgilerden daha genel kanunlar elde eder. Böylece insanın doğadaki hakimiyetini ve gücünü artırır ve farklı bilimlerin farklı alanlarda ulaştığı sonuçları belli kurallara indirger. Buna dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sorulmuş. Yani burada genel olarak bilimin belli aşamalardan yöntemleriyle sonuçlara gidip sonra da bunu genellediği vurgusu yapılmış. Bilim içinde bulunduğu toplumsal yapıdan bağımsız ve nesnel bir faaliyettir. Evet, bu doğru bir bilgidir ama burada vurgulanmamış. Tek tek yargılardan hareket ederek genel yargılara ulaşma çabasıdır diyebilir miyiz arkadaşlar? Burada genel kanunları elde eder diyor. Bilimin uğraştığı bilimsel bilgilerden daha genel yöntem üzerine durulmuş. Buna da ulaşamayız. Tüm bilimler en basit, en genel olan mantık ve matematiğe indirgenmelidir. Böyle bir yargı da buradan çıkarılamaz. Bilim kesin yargılara ulaşmada önce her şeye karşı şüpheyle bakmalı. Şüpheye dair de bir ifade yok. Bilim tüm bilimsel çalışmaları bir araya getirerek birleştirici bir özelliğe sahip olmalıdır. Evet, özellikle bakın ilk cümlede ne demiş? Belki burada en yakın ifade gibi sanki B seçeneği size gelir ama bakın E seçeneğini okuduğunuzda çok daha kapsamlı bir ifade olduğunu görüyorsunuz. Çeşitli bilimleri tek bir yöntemle birleştirmeye çalışır.
çeşitli bilimlerin ulaştığı bilgilerden daha genel kanunlar elde eder. Dolayısıyla bütün bilimsel çalışmaların bir araya getirilerek birleştirici, bütünleştirici bir özelliğe sahip olması vurgulanmış. O yüzden E seçeneği daha kapsamlı bir ifadedir arkadaşlar. Cevabımız E diyoruz.